Sevgili çocuklar, yön bulma yöntemlerini anlatırken ağaç ve taşların kuzeye bakan taraflarında yosun meydana gelir demiştik. İşte şimdi bir ormandayız. Sizler için ben bunu videosunu çekiyorum. Evet, biraz yaklaştırayım. Bakın şu anda yosunları döküyorum. Birazcık kurumuş şu anda yaz mevsimi olduğundan dolayı. Hemen ağacın diğer taraflarında göstermek istiyorum size. Bakınız. Herhangi bir şey yok. Yosun yok ama şöyle önüne doğru dönelim. Kuzey tarafında işte yönümüzü bulmak için demek ki bu yosunlar kuzey tarafı gösteriyor. Bu yosunları takip ederek diğer gitmek istediğimiz yönümüzü bulabiliriz. Hemen yanda bir ağaç daha var. Burada da yosun oluşmuş. Bu ağacın da diğer taraflarını göstereyim sizlere. Bakın sevgili öğrencilerim. Herhangi bir yosun yok. Sadece kuzeye bakan tarafında yosun meydana gelmiş. Şimdi doğada yön bulma yöntemlerinden bir diğeri taşların kuzeye bakan yamaçlarında oluşan yosunlar. Şimdi burada bir taşı inceleyeceğim. Güneş yöntemini anlatırken ne demiştik? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne doğru kaldırıyoruz. Sol tarafımız batı, önümüz kuzey, arkamız güneydi. Sevgili arkadaşlar. Şimdi önümüz kuzeye bakıyor. Kuzey yönünü gösteriyor. Taşın da tam kuzey yüzüne baktığımızda işte görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştıralım şöyle yosunları. Taş kınası dediğimiz, bakın bunlar yosunlar şöyle. Elimle sizin için birazcık yaklaştır kameramın. Yusufçum, bak sizin için yosunları şöyle şey yapıyorum. Taşların kuzeye bakan yanları işte bu şekilde yosun tutuyor. Eğer doğada yönünü bulmak istiyorsanız ağaçların kuzeye bakan taraflarından sonra taşların da yine kuzeye bakan tarafları bu şekilde yosunlanır.